Şeytanı Allah'a sınıyorum. Kehf suresi 30. Şüphesiz iman edip salih amellerde bulunanlar ise biz gerçekten en güzel davranışta bulunanların ecrini kayba uğratmayız. Uğratmayız. Bak, en güzel davranışta bulunanın ecrini kayba uğratmayız. Bu Kur'an'ın bu uslubuna çok dikkat etmek lazım. Bak, en güzel davranışta bulunanın ecrini kayba uğratmayız. İnşallah canım. Ebced'i 2062 yılını veriyor. İslam'ın artık tam netleştiği, İnşallah İslam canım. Hakimiyetinin tam anlamıyla yaşandığı, adının konduğu, yani kimsenin itiraz edemeyeceği şekilde ihtişamın en mükemmel şekilde görüldüğü bir dönem bu inşallah. 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 Onlar altından ırmaklar akan Adnen cennetleri onlarındır. Orada altın bileziklerle süslenirler. Hafif ipekten ve ağır işlenmiş atlastan yeşil elbiseler giyerler ve tahtlar üzerine kurulup dayanırlar. Ne güzel sevap, ne güzel destek diyor Allah. Cennetten bahsediyor. Adnen cennetleri onlarındır. Orada altın bilezikler. Bizde altına karşı ruhumuzda bir sevgi vardır. Evet. Hafif ipekten diyor. Bakın, ipeğe karşı da sevgi var. Bir de ipeğin incesi makbuldür. Kur'an'da bak ona dikkat çek. Hakikaten ince ipek hoşumuza gidiyor. Mesela kalın ipek hoşumuza gitmez o kadar. Evet. Değil mi? Evet. Bak, hafif hafif ipekten ve ağır işlenmiş atlastan. Mesela atlas da çok hoşuma gidiyor. Ama ağır işlendiyse daha da güzel oluyor. Evet. Çok ihtişamlı durur görünüş. Mesela İnsanı adeta hipnotize eder. Çok hoşlanır. Evet. Atlas'tan yeşil elbiseler giyerler. Bak, Allah bütün dünyayı genellikle yeşille kaplamıştır. Evet. Dünya dışı, uzaktan yeşil görünür. Hakim renk, o kadar insanların en çok sevdiği renk de yeşildir. Evet. Berna'nın da gözleri yeşil. Güzel gözleri. Maşallah. Ve tahtlar üzerine kurulup dayanırlar. Taht, insanın sırtının dayandığı bir yer. Ama tahtı sevmemizin nedeni, dünyadaki böyle hep İnsan bir yere dinlenmek ister dünyada. Mesela gezip dolaşır falan ama sırtını dayayacak bir yer olmazsa rahat etmez. Evet. İlla ki sırtını dayanacak bir yer, oh der ben, değil mi? Şöyle oturup şöyle bir kurulu, bir de pufudik bir koltuksa daha da hoşlarına gidiyor, değil mi? Evet. Oh ne hala ne hoş falan diyor. Onu sonsuza kadar unutmuyor, o isteğini. İnsan cennete, evet, gittiğinde. Onun için tahta karşı müthiş bir özlem var. Koşar gider mesela cennet tahtına oturur. Ama o içgüdüden kaynaklanıyor. O dünyada yani sürekli bir istek duydu ya, yani dinlenmeye kaçardı ki zaten sürekli. Eğer onu bilmese, yani o yorgunluğu bilmemiş olsaydı, o tahtın lezzetini alamazdı insan. İnşallah. Yani az olurdu, zevki az olurdu. Ama sürekli onun zevkini unutamıyor. İnşallah. Mesela hiç uykusu gelmiyor. Mesela ilk 24 saat geçiyor cennette. İnşallah. Tamam. Bir 24 saat daha geçiyor, bir 24 saat daha geçiyor, bir 24 saat daha geçiyor. Aylar, haftalar geçiyor, hiçbir şekilde uykusu gelmiyor. İnşallah. Acayip hoşuna gidiyor. Çünkü günü tam yaşamış oluyor. Evet. Çünkü öbür türlü günün yarısı gitmiş oluyor neredeyse. Evet. Uykuya yarısını alıyor neredeyse. Ama öbür türlü tamamını günün almış oluyor. Yani yaşamış oluyor. Evet hocam. Mesela yemek yiyor, bakıyor dişini yıkayacak. Gıcır gıcır dişleri. Hiçbir şekilde ihtiyaç yok. Mesela gece gündüz yemek yiyor. Tertemiz dişler. Mesela yemek yiyor. Doyacağını zannediyor. Çok lezzetli bir yiyecek. Yiyor yiyor yine doymuyor. Yiyor yiyor doymuyor. Mesela 2 saat diyor, 4 saat diyor, doymuyor. Mesela en sevdiği yiyecekleri. Ruhu tam doymuş oluyor. İnşallah. Çok hoşuna gidiyor. Mesela kuşlar, böcekler var yahut işte balıklar var, kediler var, köpekler var ama biz kısmen sevebiliyoruz. Mesela kediye bakıyoruz, içimiz gidiyor ama mesela sarılıp ağzını öpmek kediyi mümkün olmuyor. Evet. Değil mi? Mesela yahut bir başka hayvanı, mesela bir sevimli bir hayvana sarılıp yatmak mümkün olmuyor. Hayvan çünkü ezilir, ölür, bilmem ne yapar, sakatlanabilir, kirli oluyor, evet, mümkün olmuyor yani. Ama cennette hem akıllılar, hem sevgiyi çok iyi biliyor, hem sevgiye çok güzel karşılık veriyorlar. İnşallah. Mesela sarılıp yatabilirsin, sevebilirsin, öpebilirsin, konuşuyor çünkü. İnşallah. Mesela olmadık şirinlikler yapıyor, kendini sevdirecek şeyler yapıyor, çok zeki oluyor ahirette.
Ama bu dünyada Allah hakkını almıştır. O sana şefkatle bakar böyle. Tatlı tatlı bakar. Ahirette ama öyle değildir. Mesela köpeği olanlar, kedisi olanlar aynı senin ahirette yine ona karşılaşacaklar. Hiçbir varlık yok olmaz. İnşallah. İnşallah.